Geleceğim. Hadi Bertu sana geleyim hocam ya. Nasıl gel? Abi yer yok ya. Allah'ım. Ben Beyoğlu'na gitmem. Peki. Yani ha gitmem. Ondan bir haberin olsun öncelikle. Adam peki dedi. Haklı olarak. Hayır Beyoğlu'na gitmem dedim. Gidemiyorum. Yani zamanım olmadı. Hem çok kalabalık. Girdiğimiz zaman yani ne olabileceği belli olmuyor falan filan. Eskiden bile çok fazla uğrayamıyorum. Ama gittim. Mojo'ya gittim. Birkaç bir yere daha böyle hayal kahvesine falan. Şimdi neredesin sen? Nerede çalıyorsun? Şu anda sabit program yok. Ama evet. 23 Kasım'dan itibaren Galatasaray'da eski Salsanat yeni Exodus. Exodus. Esas adı Exodus. Exodus. Evet. Endülüs'ten geliyor. Endülüs'ten gelir. Evet. Orada başlayacağız. Her cuma 23 Kasım'dan itibaren Exodus'te olacağız. Şimdi sizin enteresan bir izleyici kitleniz var. Yani oraya geldiğimiz zaman, bardan içeri girdiğimiz zaman görüyoruz ki mesela çalan adam da böyle bir ara sigarayı kenara bırakıp mesela müziği bırakıp sonra geri dönüp böyle yavaş yavaş takılıyor. Öteki arkadaşlar kenarda falan böyle daha rahat, relax bir durum var yani. Ve daha böyle oradaki arkadaşlar daha özgür, daha keyfi yerinde, daha oraya böyle giyineyim, süsleneyim de birbirimize kendimizi göstermeye gelmiş gibi. Yani öyle bir dertleri olmayan adamlar. Doğru mu? Pardon. Evet. Özür dilerim. Pardon. Öyle dertleri olmayan adamlar. Tamam belli etme. Belli etme. Ben de bir damlanın şuraya geldiğini ben de gördüm. Şaka şaka. Sabahtan beri ona bakıyorum. Alsam mı almasam mı diye. Bir ara çünkü şöyle yaptım. Ağızdan çıktı. Hani onu ben orada bir yakalayıp bir havadan... Bertu çok iyidir. Bertu çok iyidir. Şimdi şimdi o arkadaşlar evet. Senin ünlü olmanı, böyle programlara katılmanı, yani parayı götürmeni daha doğrusu. Çıktığın zaman binlerce insanın sana Bertu falan demesinden dolayı seni bırakabilirler mi? Yani bu da popüler oldu artık bizden değil. Ondan korkuyor musun? Yoksa ya, sen ben ne olursa olsun giderim abi yine Galatasaray'daki o küçük yerde çalarım. Benim keyfim orada iyi mi diyorsun? Vallahi hepsini yaparım. Ben müzisyenim. Orada da çalarım. Parayı da alırım. Kitleye de çalarım. Evet. Bazen para almadan da çalarım. Harika. Ve hani o dinleyiciler sonuçta bu bir yolculuk. Müzik yolculuğu ve devinen bir şey. Onunla beraber değişiklikler tabii olacak. Yani bunu sindirebilen ve hani beni hala sevebilen devam edecek. Evet, yola... Sevmeyen de sevmeyecek. Hani felsefem belliyse zaten nereye gidersem gideyim ben içimdekiyle. Yani evet. Demiyorsam bile ben dedim en azından. Şimdi Berton'un yola çıkışı Kıraç'la başlamış biraz doğru mu? Hayatında önemli bir yerim var. Aslında daha önemli bir adam var burada ama görebiliyor muyuz Cengiz nerede ki? Cengiz Köroğlu var. Biraz önce bana bas gitar çaldı. Bertu'ya da gitar Cengiz çaldı. Cengiz Köroğlu. Evet, burada. Ha, Tarabya'da çalıyor. Evet. Hangi Cengiz Köroğlu abi? Evet, bir tane. Biraz önce buradaydı, göremiyorum. Görelim Cengiz Köroğlu. Şöyle bir görsek iyi olur. Cengiz'den evet, bir alkışlarla. Albümde emeği olan, doğru mu? Yani benim albümümde de emeği var. Bertu'da emeği var. Görünmeyen kahramanlardan bir tanesidir. Türkiye'deki belki de en müzisyenliğiyle, bilgisiyle çok önemli, çok en önemli insanlardan bir tanesi. Bizi bir araya getiren o arkadaşlık vasıtasıyla tabii ki. Benim albümlerimde beraber çalıştığım, o keza benim benden çok daha önce. Üniversite arkadaşım, yaklaşık 14 senelik arkadaşım ve grup arkadaşım yıllardır. Aslında sonra kendi stüdyosunu açtı ve Kıraç orada albüm kaydederken ben de demolar kaydediyordum yani. Bir yerlere sunmak üzere. Ya, o sırada bizi bir araya geldi. Evet. Müzik yapmak isteyen insanlar, gerçekten müzik yapmak isteyen insanlar ki bunlar gerçekten ben böyle şey konuşuyorum biraz yani böyle bugün öyle bir moduma değilim ama hani böyle gerçekten müzik yapmak isteyen insanlar az kaldı ve bir yerlerde buluşuyoruz tabii ki. Yani canlı müzik performansları da çok az kaldı. Kaç sene önce tanıştınız siz Bertu'yla? 2002. 2002. Senin bu Yağmur albümü çıkalı, bu şarkı çıkalı ilk yazdığın ne kadar oldu? Bayağı şarkıyı olmuş. Yazalı herhalde 11-12 sene. 11 sene. Niye hocam 11 sene sonra patladı şarkı? Daha eskisi de var. Öyle mi? Tabii. Yaş kaç? 33. 33. Evli misin? Evet. Evlisin. Yaş evet. 33. Parça yeni patlamış. yani ben şarkı... Buradan şuna geleceğim de... Şarkılar genelde... yazmaya devam ettim bu yıllar boyunca ve albüm kendiliğinden... Yani bunu hiçbir zaman zorlamadım. Hani biraz kendiliğinden olgunlaşarak zaten gelsin klipten istedim. De belli. Klip de böyle, klibi izleyen var mı Yağmur'un
Evet, sadece çok güzel bir klip. Ben genelde gece çok geç saatte seyrediyorum da daha rahat oluyor. Kafam böyle kaptırıp seyrediyorum. Bütün klipleri tek 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 bakıyorum öyle. İzlerken dedim ki bunlar almışlar kamerayı. Böyle kendi arkadaş grubu arasında hadi abi yardım edin de bir klip çekelim gibi bir şey olmuş o klip. Ya samimiyet geçiyor. Evet, hepsi arkadaş grubu zaten. Evet. En yakınlarımız var klipte ve öyle olsun istedik ki o sıcaklığı, yani şarkıdaki sıcaklıkla örtüşüp insanlara iletebiliriz. Peki döneceğiz.